efendim, uzun süredir milyonlarca kişinin beklediği ara zam için, asgari ücretteki ara zam için bugün 3. toplantı gerçekleştirilecek. Başkente çevireceğiz kameralarımızı. Onur Türker tüm detayları bizlerle paylaşacak. Onur, hoş geldin yayınımıza. Neler aktarırız? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını saat 11'de Çalışma Bakanlığı'nda yapacak. Tabii ki milyonlarca çalışanın gözü kulağı buradaki gelişmelerde. Çünkü yaklaşık 7 milyonu aşkın asgari ücretli çalışan ve aileleriyle birlikte de 20 milyonu aşkın kişiyi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret de aslında hem zam pazarlarının hem de görüşme trafiğinin hızlandığını söyleyebiliriz. Özellikle dün geceye dönmekte fayda var. Türk İş Başkanı Ergün Atalay dün gece saatte AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Başkan Erdoğan Ergün Atalay'ı kabul etti ve asgari ücretle ilgili istişarelerde bulundular. Yol haritasını çizdiler. Tabii ki Ergün Atalay yaklaşık 1,5 saatlik süren görüşmenin ardından da kameralar karşısına geçti ve kritik açıklamalarda bulundu. Ergün Atalay artık asgari ücrette belli bir noktaya vardık dedi. Rakam konusunda ser verip sır vermedi. Perşembe gününden önce ise bu konunun çözüleceğini işaret etti. Aslında bugünü işaret etti. Bugün 3. toplantı yapılacak Çalışma Bakanlığı'nda. İşçi, işveren ve hükümet yaklaşık 7 milyonu aşkın kişinin Temmuz ayında ara zam konusunda ne kadar ücret alacağını belirleyecek ve Çalışma Bakanlığı'nda olacak toplantı saat 11 itibariyle. Tabii ki önceki görüşmelerin de detaylarını paylaşmakta fayda var. Üçlü müzakereler yapılıyor. Henüz bir mutabakata varılmış değil. Fakat müzakereler neticesinde üç tarafında ortak olduğu bir konu var. O da çalışanların enflasyona ezdirilmemesi. Bu konuda üç tarafta mutabık. İşçi, işveren ve hükümet. İşte bu anlamda Temmuz ayında yapılacak ara zammı belirlemek için bugün yeni bir maraton başlıyor. Yeni bir zam pazarlığı başlıyor. Rakamlar telaffuz edilmiyor ama aslında şunu da belirtebiliriz. Hem dün Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları hem de Türk İş Heyeti'nden Asgari Ücret Tespit Komisyonu bittikten sonra Ramazan Ağar'ın açıklamaları şunu işaret ediyor bize aslında. Rakamlar aslında konuşuluyor. Çünkü dün ikinci gündü. Bugün üçüncü güne giriyoruz. Rakamlar konuşuluyor ama şu an telaffuz edilmiyor. Fakat kamuoyunda bir beklenti var. 11.000, 11.500, 12.000 gibi bir beklenti. Bu bantlarda bir beklenti söz konusu. %30'luk bir zam olması halinde 11.050, 11.500'lere çıkan bir rakam söz konusu. Tabii ki kulislerden gelen bilgiler ise 11.500 liranın daha yaygın hakim olduğu görüşünde. Tabii ki dün Ergün Atalay'a şu konuda soruldu. Asgari ücret görüşmeleri tamamlandığında zammı kim açıklayacak? Çalışma Bakanı açıklayacak demişti Ergün Atalay. Fakat aslında yarın AK Parti'nin bir grup toplantısı da var. Başkan Erdoğan o grup toplantısında da açıklayabileceği yönünde bazı kulis bilgiler var. Beklentiler bu şekilde. 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin zammını belirlemek için bugün taraflar Çalışma Bakanlığı'nda yeniden saat 11 itibariyle bir araya gelecek ve asgari ücrette kritik viraja girildiğini söyleyebiliriz. Onur Türker, bugün 3. toplantı gerçekleştirilecek. Detayları bizlerle paylaştı. Gün içinde de kendisinden detayları öğrenmeye, başkentteki kameralarımızı çevirmeye devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.